İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Ana Kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Kardeşlik ve Şefkat Ahmet Mekki Efendi, ilme aşık bir kişi. Okuyup okutmaktı en sevdiği tek işi. Bir gün sevdikleriyle başlayarak sohbete, şöyle bir hadiseyi nakletti cemaate. Halil ile İbrahim adında çok önceden iki kardeş yaşarmış birbirini çok seven. Büyük olanı Halil, küçüğü İbrahim'miş. Halil evli çocuklu, İbrahim bekar imiş. Ortak bir tarlaları varmış ki hem onların, geçinip giderlermiş geliriyle tarlanın. Ve her sene sonunda ne kadar çıksa buğday, hemen eşit olarak ederlermiş iki pay. Bir yıl ekinlerini biçip harman yapmışlar. Buğdayları savurup ikiye ayırmışlar. Büyük olan demiş ki, Ey kardeşim İbrahim, ben gidip çuvalları ambardan getireyim. Ben gelinceye kadar sen bekle az bir zaman. Gelmesin buğdaylara herhangi zarar ziyan. Halil eve gidince, düşünmüş ki İbrahim, ben bekar bir kişiyim. Evlidir fakat abim. Daha çok buğday lazım elbet onun evine. Benimkinden bir miktar atayım onunkine. O abisi hakkında bunları düşünerek payından onunkine aktarmış üç beş kürek. Halil çuval elinde çıka gelmiş o ara. Demiş, haydi doldur da götür ver ambara. İbrahim peki deyip kendine ait olan buğdaydan yüklenerek ambara olmuş revan. İbrahim ayrılıp da gider gitmez ambara, şu şekilde düşünmüş abisi de o ara. Çok şükür ben evliyim, kurulu düzenim var. Lakin küçük kardeşim İbrahim henüz bekar. O daha çalışıp da para biriktirecek ve maddi sıkıntıyla ev kurup evlenecek.'' Benim böyle derdim yok. Hazır evim ve eşim. Buğdaya benden fazla muhtaçtır bu kardeşim. Kardeşinin hakkında böylece düşünerek, kendi payından ona aktarmış birkaç kürek. Buğdayı yüklenip de ayrıldığında biri, ona kendi payından aktarırmış diğeri. Onların bu halleri, o gün akşama kadar, birbirinden habersiz sürüp gitmiş bu karar. Nihayet bakmışlar ki karanlık bastığında asla bir azalma yok buğday yığınlarında. Onlar birbirlerine böyle güzel hareket edince vermiş Allah onlara bir bereket. Günlerce taşımışlar bitmemiş buğdayları, dolup taşmış buğdayla evleri, ambarları. İşte. Halil İbrahim bereketi denilen hadise bu şekilde vaki olmuş eskiden. Değerli dinleyenler, yerimize devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam halimlerinden ve evliya keramdan olan Yahya bin Muazzele Azim rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki, buyuruyorlar ki, allah Teala'nın dinine, onun kullarına hizmet etmekten, zevk duyan bir kimsenin hizmetinde bulunmaktan, bütün mahluklar zevk alırlar buyuruyor Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi Teala aleyhi. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Benim hocama sorularım olacaktı. Tabii buyurun. İyi günler hocam. İyi günler efendim buyurun. Benim ilk sorum Bağkur'la ilgili. Hı hı. Bir kimse hiçbir iş yapmadığı halde Bağkur'lu olup emekli olmak için bir kişinin tarlasını kiralayıp o tarlada çalışıyor görünerek Bağkur'u başlatsa caiz olur mu? İleride emekli olursa kul hakkına girer mi? İkinci bir sorumda bir kişi sokakta çalışıyor, seyyar satıcılık yapıyor ve sokakta sürekli bir şeyler yiyip içiyor. Bunu görenlerin buna hakkı geçer mi? Eğer e, hakkı geçiyorsa bu haklardan nasıl kurtulması gerekir? Sorularım bunlar hocam. Bir de sizden dua istiyorum. E, çocuğumun bir tanesi gözlerinden rahatsız. Cenab-ı Hak şifa ihsan da... eylesin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler hocam. Aleykümselam. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim hocam şimdi benim sorum şöyle bir şey olacaktı hocam şimdi biz e, babamlar e, yağ çıkarıyor zeytinyağı e, zeytinyağının bir kısmını e, biz satıyoruz e, şimdi babam bana belli bir fiyat veriyor mesela oğlum diyor hani, e, bu fiyatta da satabilirsin diyor ama ben bazen hani e, gerektiği kişilere veya gerektiği kadarıyla hani onun üstüne kar koyup da hani babamın söylediğinin dışında e, belli bir kar koyup da satıyorum bazen hani bunlar alanlar da razı yani fiyatından şey değil hocam bu bana caiz olur mu? Yani babam herhangi bir konuda bir şey demiyor bana ama hani bu mesela ben babama bunun bir kısmını veriyorum. Ya babam herhangi bir şey demiyor yani sattığı fiyattan şey yapıyor ama ben ha dediğim gibi belli bir kısmını e, bazı kişilere hani veya gerektiği gibi satıyorum. Hani bu bana caiz olur mu? Babam bana bunu şey yapabilir mi hocam? Yani bunun açıklamasını söyleyebilir misin hocam? Peki efendim. Tamam hocam teşekkürler Sağ olun. İşte. Allah razı olsun. Biz Hayırlı teşekkür olsun. ederiz Ali günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Aleyküm selam Bu bankaların aldığımız provizyonun Helal olup olmadığını soracaktım Promosyon Evet Peki efendim Teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz Hı. Buyurun soracağım Efendim İlk dinleyicimiz İş yapmayıp dedi veya iş yapmış gözüküp dedi. Emekli. Bu Bakır olsun, Sesek olsun, Emekli Sambu olsun. Hangisi olursa olsun. Şimdi efendim bu konuda ee, devletin çıkardığı bir kanun var. Kanunlar var. Hiç kimseye o primi ödemeden bir şey vermiyor. Peri mutlaka ödemen lazım diyor ve e, sen iş yapmışın yapmamışın ona bakmıyor sadece devlet diyor ki bana primini öde Hatta bazen e, ...tabii çok e, o konularda mevzuatlar değişti askerde ikizlerin askerlik yapıyor mesela e, geliyor onun parasını ödeyerek o askerliği çalıştığı senelere saydırabiliyor. Askerde geçen süreyi parasını ödüyor. Ve arada boşluk olmuş. Devlet diyor ki bunları borçlan. Bana öde primini. Ben de mesela sen 10 sene mi? Kaç sene geçti? 5 sene. 5 sene öde. 15 sene kabul ediyorum diyor. Dolayısıyla burada devlet kandırma diye bir şey yok. Devletin de bir itirazı yok. Yani kanunlar bir itirazı yok. Kanun, bu suç değil. Peki veren kim? Devlet. Başkasının hakkı olur mu? Hayır. Ha şu olur. Efendim biz devlete vergi verdik. E, verdin bitti. Devletin oldu, senin değil artık. Yani o açıdan düşünerek... ...acaba diyor başkasının hakkını... E, gasp etmiş olur muyum? Başkasının hakkını gasp etmiyorsun Devlet zaten teşvik ediyor. Aha. Dolayısıyla... E, ...dolayısıyla... ...burada... E, ...herhangi bir kimse kandırılmıyor. Devletin çıkardığı bir kanun var o kanun çerçevesinde bunlar yapılıyor. Ha devlet diyor ki bir yerde çalışmış göster. Hani oradan öde primini veyahut da evinde otur da ev işi yap, bakırlı ol, yap yapma beni ilgilendirmez. Kazanırsın, zarar edersin, iflas edersin o da beni ilgilendirmez. Ama muntazaman her ay ben, e, primini yatır. Devlet onu sana sen gelip bak aynı şekilde burada çalışıyor musun? Sen kar mı ettin, zarar mı ettin? O ayrı bir mesele. Ha iş yeri açtın. Ha o zaman kontrol eder. Başka açıdan kontrol eder vergi mükellefi olarak kabul eder. Ayrıca senin yapmış olduğun iş yerinde kazancın nedir? Vergi kaçırıyor musun, kaçırmıyor musun? Ha, o ayrı bir konu. Ama burada devletin tutumu, davranışı böyle. Dolayısıyla hani dinleyicimiz böyle bir şey olursa bu bize helal olur mu? Zaten devlet onu hediye olarak veriyor. Şimdi zannediyor ki ben diyor senelerce prim ödedim. Öyle dedim. E biz de ödedik ne olacak yani şimdi? O ödediğimiz primleri bizim önümüze koysalar ne olacak şimdi? Sana senelerdir ma e e emekli maaş veriyor değil mi şimdi devlet? Hediye veriyor aslında. Sağlık giderlerin oluyor. Sağlık giderlerim var. Senin senelerdir vermiş olduğun o primleri toplasan... ...yani senin şimdi devletten aldığın bir senelik en düşük e emekli aylığından bile hesap etsen... ...o kadar bile etmez ya. Değil mi? En düşükü asgari ücretin altında değil şu anda. Aşağı yukarı değil mi? Evet. Değil. Hani bin lira diyelim. Bin lira geçiyor... Ee, belki bin liranın altında olan özürlü şeyler vardır. Onu bilemiyorum istisna arar vardır bin lira. Senede ne eder bu? 12 bin lira eder değil mi? Senede 12 bin lira eder. Peki senden kaç para kesiliyordu çalışırken? 150 lira kesiliyordu. Senede ne eder bu? 1200 lira. 10 senede 12 bin lira eder değil mi? 10 senede 12 bin lira eder. E, dolayısıyla sen 10 sene vermiş olduğun primi bir senede aldın. E, i̇kinci on sene çalıştın yirmi sene. ikinci sene de aldın. Üçüncü on sene de aldın. Bitti. E bir de sağlık giderleri falan filan da var. Onları da hesap ettiğin zaman yükün altında kalkamazsın. Dolayısıyla vatandaşın kalkıp da ben prim dedim Benim hakkım deme. Devletin aynı şekilde vatandaşına bir ihsanından başka bir şey değildir. Dolayısıyla bir başkasının da hakkını yemiş olmaz. Ha bütün mesele orada. Kanunlara uygun yapmalı. Mevzuata uygun mu? Uygun. Devlet bir şey diyor Demiyor. Efendim başkasının... Hayır başkasının hakkını ben gasp etmiyorum. Gidip de başkasının mülkünden almıyorum. Gidip de Mustafa Doköz'ün veyahut da Osmanlı'nın aynı şekilde malından mülkünden neyse oradan almıyorum ki. Efendim devlet veriyor ben de vergi veriyorum falan. E vergi veriyorsun da ha, şey de öyle. Ve biz işte devlete vergi veriyoruz falan. Bu ne hikmetse e, İhlas Holding'de de çok oluyor. Allah rahmet eylesin Ben işte İhlas'ta 25 sene hizmet ettim. İyi de arkadaş bedava hizmet ettin ki etmedin ki 25 sene sana maaş verdim... mi İhlas verdi. E peki ne olacak? Şimdi ben de e devlette çalıştım üç sene. Yani ben devlette çalışmasaydım ben devlete hizmet etmeseydim devlet abat olmaz mıydı? <laughs> olmaz mıydı? <laughs> Terapi eksik kalır. <oluyor. gülüyor> Tabii ya ya. Hakikaten gülecek bir şey. Hakkına gönülecek bir şey. 25 sene verdi. Yani sen olmasaydın İhlas holding olmayacak öyle mi? Oğlum öyle şey ya. İnsan bir laf söylerken lafın nereye gideceğini de iyi bilmesi lazım. Şey de öyle. Ee, mesela bu konuda e, diyelim ki baba var, evlatlar var. Kanun diyor ki bu adam emekliydi. Ölen adam emekliydi. Emekli maaşını hanımı var mı diyor. Var. Efendim evde bakıma muhtaç, evlenmemiş, bekar kızı var mı? Oğluna vermiyor. ...erkek çocuğa vermiyor bildiğim kadarıyla yanlış değilse. Belli bir yaştan sonra. Yani. Vermiyor. Ee, ama kız çocuğu yani bu luha ermiş olsa da... ...bekarsa veyahut da... E, evliydi de dul... ...bu babasının emekli... E, ...vefat ettikten sonra emekli... ...yüzde yetmiş mi ne kadar bilmiyorum oranına... ...onu onlara pay ediyor. İşte hanımına bu kadar işte... E, ...dul olan veya bekar olan kızlarına bu kadar diye bir pay veriyor. E, şimdi başka bir kız kardeş var... ...evli işte babamın hakkından... Ben de isterim. Ya hakkı değil o. Babayın hakkı değildi bu bir. Onu sana senin için bir hak da değil. Babam parası babam değildi o. Babanın malı değildi. Yani. Malı, malı değildi. Dolayısıyla devlet veriyor. Devletin aynı şekilde hediyesi. Bunu birbirine karıştırmamalı. Ve burada dinleyicimiz de netice itibariyle aynı kapıya çıkıyor. Ben diyor e, çalışmadan veyahut da bir tarlada çalışır gözüküyor. Veyahut da bir fabrikada veyahut da aynı şekilde bir iş yerinde çalışır gözüküyor. Makur ...gösterirsem... ...ve primlerimi ödesem... ...devlet bana e, belli bir... ...zaman dilimi sonra... ...emekli maaşı verse... bu ...bunu almam caiz mi? Kul hakkı olur mu? Kul hakkı olmaz. Çünkü başkasının hakkını almadın. Ama... ...ala vere dala vere yaparsan... ...mesela... ...adam ölmüş... ...çıktı gazetelerde... ...böyle şeyler e, ne hikmetse unutmuyorum... E, ...adamın parmağını kesmişler... ...nasıl muhafaza ettilerse parmak basarak senelerce ölen adam maaşını çekmişti biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne sarı sarmış adam babaları ölüyor babasının parmağını kesmişti. Adam yani adam ölmüş ya adamın düşündüğüne bak ha. Parmağını kesmiş ya. Allah Allah. Senelerce e, senelerce aynı şekilde e, maaşını almışlar. Ama devlet yavaş çalışır da fırtına da canlı okur. On sene aldı 10 on seninde hem de e, üzerine nem yükler gerisin geri de alır. da okur. Bunu da unutmamalı. Dolayısıyla bu dinleyicimiz e, herhangi bir şekilde e, yani onu böyle bir durum varsa orada endişe etmesin. Bir de sokakta dolaşanlar, gezenler, çalışanlar oluyor dedi. Bunlar sokakta yiyor. Başkalar bunu görünce hak olur mu olmaz mı? Göz hakkı olur mu olmaz mı? Olmaz olur mu öyle şey ya. Eskiden lokantalar bile aynı şekilde öyle vitrinlerini sokakta göstermezdi. içerideydi. Şimdi böyle vitrine koyuyor yemekleri. Yiyecekleri vitrine koyuyor. Yani alan olur, alamayan olur. Hani göz hakkı diyorlar. Aslında göz hakkı değil de o. Adamın içi geçiyor ve oraya nazar ettiği zaman gözünden çıkan şua onlara yansıyor. Alamadığı için de iç geçiriyor. E, dolayısıyla o gözden çıkan o şua hani su iyi nazar şeklinde ise o yemeklere sirayet ediyor. Yemekleri yiyen nerede de aynı şekilde zararlar meydana geliyor. Nereden nereye götürüyor? Onun için mesela şeyde e, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali yayınlamış olduğu bu hakikat kitabının yayınladığı kitaplardan İslam Ahlak kitabının üçüncü kısmında o Hücretül İslam ilmi hali kısmında bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki e, çarşıdan öteberi aldığın zaman bunu kapalı bir kapta getir. Ona ki biri görür canı çeker alamaz gönlü kalır kapalı getir ne getirirsin öyle getir ee, şimdi Gerçi ee, o epey bir şey oldu ee, mesela e, poşetler veriliyor e, satış merkezlerinde şeffaf değil şeffaf değil onun içine koyu içinde ne olduğu görülmüyor. O e, bir derece aynı şekilde kurtardı. Bunlara bile riayet edilmiş. Çoluğa çocuğa da aynı şekilde sokakta yememesi tembih etmiş. Çünkü ayakta yemenin, içmenin uygun olmadığı kitaplarda bildiriliyor. Bunlara riayet edilmiş. Şimdi e, yaz mevsimi gelince bakıyorsun. Kapalı, saçı eline alıyor bir külah, dondurma, yalaya yalaya gidiyor. Çocuklar var, onların canı çeker. Ee, ya, e, çocuk bu. ...kış mevsiminde bile dondurmayı görmüş olsa... ...onun hoşuna gider. Hasta olacak olmayacak falan değil. Hasta olacak olmayacak falan diye değil. E, onu gördü mü diye... ...onu talep eder. E, dolayısıyla görmemesi gerek. Onun zararı kendisine olur olmaz. O bilemez onu. İdrak edemez. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri... ki... E, ...beş duyu organı kademeli bir şekilde verilir... ...çocuğa. Beş ve altı yaşları arasında... ...bu beş duyu, ara, duyu organı... ...arasındaki... Ee, ...anlama kabiliyeti, idrak kabiliyeti verilir. İdrak kabiliyeti verilir. Yedi yaşında da akıl verilir buyuruyor çocuğa. Ama efendim bizim çocuk iki yaşında zehir gibi falan. Her şeyi sö söylemesi hayır mesela, Hafıza berraktır, kuvvetlidir. Her çocuk da öyle o. Takır 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 hepsini söyler. Ama bunun ne olduğunu idrak edemez. Benim en çok o... He, e, ...iki üç yaşındaki çocuklar çok hoşuma gidiyor. O kadar saf berrak ki... ...şimdi benim torunlar da var mesela parayla bakkala girildiğini biliyor. Bakkala girerken parayı fırlatıp atıyor içeriye. <gülüyor> <gülüyor> Ama o parayla ne alınır? Ne kadar ne alınır? O hepsine saldırıyordu. <laughs> giriş parası dedi ya. <laughs> Parasını peşin verdi. Hatta. Tabii giriş parayla giriliyor. <laughs> tamam attı parayı da. ne edemez onu. E onun için mesela fıkıh kitaplarında yedi yaşından küçük çocukların alışveriş yapması caiz değil. Çocuğun elinde altın bilezik vardı. Burma bilezik. Bir külah dondurmaya o burma bileziği verir çocuk. Onu ne ettiğini bilmez. Onun için caiz değil. Ancak annesi babası yanındadır. Bakkala götürmüştür, markete götürmüştür. İstediğinden alır. Hatta onu alıştırmak için eline para verir. Der, bu, ver bunu parayı. Ondan sonra ha gözüyle görür. Demek ki bir şey vereceğim, bir şey alacağım. O zihninde yerleşti. Daha idrak edemez ama altyapı oluşur. Belli bir yaşa gelince, yedi yaşına gelip de akıl verilince de bunlar hasıl olabilir, olabiliyor. Onun için sokakta böyle yemek, içmek, yani çoluğun çocuğun alıp alamayan var, onların canını çekmesi ve bozuna bile sebep olabilir. Bozuna bile sebep olabilir. E peki efendim sokakta çalışıyor, mümkün mertebe, hani şöyle bir kenara çekilip yapmaları iyi olur Yemeyen bir e, yiyemeyen biri olur. Yani mesela <laughs> sağlık açısından söylüyorum. Yiyemeyen birisi olur. Tabii. E, iç geçirse. Değil mi? Yani şundan ben de yiyebilseydim dese o bile. Şey tabii. E, şey olur yani. Adam boğazına dizilir. dizilir. Çünkü su su inazarla bakar oraya. Evet. E, şey yapabilir. E, vaktimiz oldu ama şeyde e, Konya'da anlatıyorlardı. Çocukken anlatıyorlardı. Bir adam biraz varmış o zaman zenginlerinden. Konya'nın zenginlerinden adam e, böyle bir han, işhanı yaptırıyormuş falan. Adam kendisi şeker hastası her şeyi yiyemiyormuş falan. Bir gün işte inşaat kontrol için gelmiş, bakmış bir ameli öyle paydosunda oturmuş. Tandır ekmeğini çıkarmış yanında da soğan. Yumrukla da parçalamış. Adam duruyor bunu seyrediyor, parçalamış. Tabii bedenle çalıştığı için bir ekmekten ısırıyor, bir soğan var ısırıyor iştahlı iştahlı falan. demiş. Ee, delikanlı demiş bu inşaat kimin? Tabii yemek e, o karnını doyurmakla meşgul olduğu için bilmem nesini ne yaptım falanınmış demiş hiç yüzüne bile baktı yok falan onu sana. Neyse epey bir şey yaptıktan sonra, demiş evlat. Demin ben demiş senin demiş şu ıı, iştahla, zevkle soğan beklediğini gördüm. Ben demiş hastayım yiyemiyorum. O bilmem nesin ne yaptığın adam benim demiş. <laughs> Bak demiş anahtar teslim bu işi sana vereceğim. Şu iştahı ve sıhhatle bana ver. Öyle anlatırlardı, böyle delikanlı bir inşaata bakmış, bir soğan ekmeğe bakmış. inşaat alacak ama <laughs> soğan ekmek yemeyecek. Ve <laughs> iştahla bakmış bakmış, yok demiş amca senin olsun, <laughs> ben de bir soğan ekmekten vazgeçmeyeyim. Yiyemedik de sana ne yapayım? Dolayısıyla ee, sokakta yemek içmek, zaten dinimiz aynı şekilde uygun olmadığını bildirmiş efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hakkı batıldan ayırabilmek. Hak Allahü Teala'nın isimlerindendir. Ayrıca hak kelimesi İslamiyet manasında kullanıldığı gibi gerçek, doğru gibi anlamlara da gelmektedir. Batılsa geçici, abes, boş, şirk gibi anlamlara gelmektedir. Hak olan ancak Allahü Teala'nın bildirdiğidir. Çünkü her şeyi doğru olarak ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın bildirdiklerinin dışında insanların doğru diye sarıldıkları her şey batıldır, boştur, gerçek dışıdır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametli olduğundan onlara doğruyu eğriden ayırmaları için akıl denen bir kuvvet vermiştir. Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Aklın orta miktarına hikmet denir. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuvvettir. Bu kuvvetin lüzumundan fazla olmasına ukalalık denir. Ukala insan mümkün olmayan şeyleri anlamaya kalkışır. Bu kuvvetin lüzumundan az olmasına ise ahmaklık denir. Böyle bir kimse hayrı şerr'i birbirinden ayıramaz akıl iyiyi kötüden ayırmaya yarayan bir kuvvet olmasına rağmen tek başına hakkı batıldan ayıramaz. Akla yol gösteren bir rehber lazımdır. Bu rehberlerse peygamberler ve onların varisleri olan alimlerdir. Hakla batılı ayıran alamet Resulullah Efendimiz'e uymaktır. Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Amir bin Abdullah Hazretleri anlatır. Bir gün babamın yanına gittim. Bana da nerede ve kimlerle beraber olduğumu sordu. Ben de bir kısım insanlar buldum ve onlardan daha hayırlısını görmedim. Onlar hep Allahü Teala'yı zikrediyorlardı. Hatta onların her biri titriyor ve Allah korkusundan bayılıp kendinden geçiyordu. Onlarla beraber oturdum dedim. Benden bunları dinleyen babam, Abdullah bin Zübeyir Hazretleri, benim onlarla olmamı hoş görmedi ve Resulullah Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i Kur'an-ı Kerim okurlarken gördüm. Onlarda böyle bir hal olmadı. Sen onların Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den daha mı fazla Allahü Teala'dan korktuklarını zannediyorsun buyurdu. Yani onların Allahü Teala'dan korkuları senin gördüğün kimselerden pek fazla olduğu halde onlar böyle yapmadılar demek istedi. Babamdan bunları dinleyince işin doğrusunu öğrendim ve onları terk ettim. Aslında hak batıldan, nur zulmetten ayrıdır. Nitekim Allahü Teala İsra suresinin 81. ayeti kerimesinde mealen hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir buyurmaktadır. Hak ile batılı birbirine karıştıran veya bunları birbirinden ayıramayan insandır. İnsan nefsinin tefsiri altında kalarak kendisine verilen akılla her şeyi doğru olarak anlayacağını zannetmekte ve bu zannı da onu batıla yani yanlışa sürüklemekte ve helak etmektedir. Ayrıca cahillik ve tembellik gibi iki büyük düşman da akla ve dine uymaya, hakkı batıldan, iyi kötüden ayırmamıza mani olmaktadır. İnsan Allahü Teala tarafından gönderilen rehbere, bilgiye tabi olsa rahat edecek, doğruyu bulacaktır. Çünkü ilme, bilgiye Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat nefsine uyup dünyaya meyledenler, hakiki din alimlerinin kitaplarını okumayanlar, doğruyla eğriyi birbirine karıştırmaktadırlar. Böyle kimseler, itikatlarının bozuk ve dinlerinin noksan olmasından korkmadıkları gibi, hakiki din alimlerinin kitaplarını da okumaz ve öğrenmek için gayret de sarf etmezler. Bunların tek düşünceleri para kazanmak, mal toplamak ve mevki elde etmektir bu paraların malların helalden mi haramdan mı geldiğini hiç bakmazlar. Hakkı batıldan ayıramazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilemezler. Hakiki din adamlarının bazıları kitapları bunların nazarında hayvan pazarında güzel kokular satan attar ve amalara ayna satan kimse gibidir. Ebu Leheb gibi bir kimseye Taha suresini okumak ve sokak serserisinin cebine inci mercan doldurmak ve bir amaya sürme hediye etmek akıllı kimsenin yapacağı şey değildir. Allahü Teala böyle kimseler için bunlar hayvan gibidir, hatta daha aşağıdırlar buyurmuştur ki bunlar doğru ile eğriyi birbirinden ayıramazlar. Netice olarak hakkı batıldan ayırmak dünyada en zor şeydir. Bazıları ahirette hak diye sarıldıklarının batıl olduğunu görecekler ve yandık diyeceklerdir. Bazıları da hakka batıl diye hücum edecekler, saldıracaklar ve hüsran içinde kalacaklardır bazıları ise batıla hak diye sarılacaklar ve kahru perişan olacaklardır. Bu yüzden her Müslüman öğretmek için Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, Ya Rabbi bana doğruyu doğru olarak bildir ve doğruya uymayı nasip et. Allah'ım eğriyi de eğri olarak bildir ve ondan kaçınmayı nasip et. Ben batıla hak diye sarılmayayım.'' Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim. Ee, birinci bölümdeki dinleyicimizin suali. Biz dedi ee, ailecek yani babamla beraber dedi zeytinyağı çıkarıyoruz dedi. Babam zeytinyağı fiyatlarını belli ediyor dedi. Bu, bu 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 böyledir diyor dedi. Ben dedi bazen dedi bunun dedi babam dediğinin üstünde satıyorum dedi. Şimdi bu konuda mülk öyle anlaşılıyor ki babanın... Tasarruf da babaya aittir. Dolayısıyla baba vekalet vermediği müddetçe bu yapılan iş uygun olmaz. Derse ki baba babası "Bunların fiyatlarını böyle belirledim. Ama seni bu konuda onun vekil tayin ettim. İnişli çıkışlı olabilir. Fazla istersen de aynı şekilde senin olsun." dediyse o zaman böyle yapabilir. Ama öbür türlü e, babasının mülkünde ee, ...bir yerde hırsızlık yapmış olur. Böyle demesi... ...vekalet vermek mi oluyor? Evet. Böyle demesi... onu ...ona vekalet vermesi oluyor. Ee, bu şekilde böyle yapıyorsa... Ya da yapıyorsa, fiyat belirlemeden babası... E, ...al bu malı sat piyasa belli neye satarsan sat. Desene. Dedi. Ama işte cebine atabilmesi için... E, ...babanın orada bir şey söylemesi lazım. Para senin kazandı senin olsun dedi mesela. E o zaman tamam... Yani o umum vekil tayin etmiş oldu onu. Evet. O dilediği şekilde, dilediği fiyata satar. Parasını da cebine atar. Yalnız orada bir şey söyledi dinleyicimiz. Yani babam dedi biliyor ve söylemiyor bir şey. Yani yaptığı işe razı. Razı evet. Eğer razıysa mesele yok. Yani babası biliyorsa bazı kimseler bazı yerlere fiyatı yüksekten hani babasının dediği fiyattan daha yukarı bir fiyata satıyor. Ee, Babasının dediği fiyat üzerinden babasına parayı ödüyor, üstünde kendini alıyor. Babam bunu biliyor, ses çıkarmıyor gibi bir ifade kullandı. E o kabul ettim demektir, izin verdim demektir. Tamam o zaman problem olmaz. Ama bilmiyor, ondan habersiz yapılıyorsa o zaman hırsızlık olur. Onu ne yapıp yapıp babasıyla açık net bir şekilde konuşursa iyi olur, ihtiyatlı olur. E dünyada üç kuruş kazanayım derken ahiretimizi yakmamalıyız. Gelen efendim e, son dinleyicimizin sualine bankalar dedi promosyon veriyor. Evet veriyor. Bu promosyonu almakta mahsur var mı? Peki sen oraya para yatırdın. Parayın üstü mü? Yok. Ne diye veriyor? Senin paran... E, ha onların orada bir menfaati var bankanın. O ayrı bir mesele. Mesele devlette. Kendi devlet bankaları vasıtasıyla e, devlet memurlarının ...ve devleti de işçi gözgenlerinin maaşlarını oradan geçiriyor. Zaten belli bir dönemden itibaren... ...artık özel sektörde de çalışılsa... ...Tüzel'de e, de çalışılmış olsa... ...maaşlar bankadan geçiyor. Evet. Çünkü devlet diyor ki, Şu yok. anda herkes öyle ya. Yani. Ben kontrol edeceğim onu diyor. O Bankadan geçtiği için de çok rahat. Bunu kontrol ediyor. Hal e, böyle olduğu için... E, ...bankalar... E, ...bu maaşları şirket olsun, devlet olsun iki gün, üç gün elinde tuttuğu zaman kendinin menfaati var. Kazancı da var. Bizi ilgilendirmez onun menfaati, kazancı. Ama diyor ki ben de toplanırsanız parayı çalıştırıyor bilmem ne ben de e, benim üzerimden benim bankam üzerinden şey yaparsanız e, ben sizin aynı şekilde her birinize hediye vereceğim adı promosyon bunun dolayısıyla ister devlet bankası olsun ister özel bankalar olsun e, bu emekliye çalışana maaş veren bankalar işte o promosyon adı altında hediye veriyor. Bunları almakta, kullanmakta herhangi mahsur yok. Hatta geçenlerde bir arkadaşım birisi anlatıyor. Ee, şimdi Diyanet personeli de aynı şekilde alıyor ya. E böyle sofu geçinen bir Diyanet personeli. Bu demiş faiz demiş ya. Ona demiş almam ben falan. Yanındaki arkadaş demiş al da bana ver demiş. Yok demiş alırım demiş. ben fakirlere veririm falan hikaye. <laughs> Yani almayacaktın. <laughs> Lafa gelince tamam. Lafa gelince tamam. Ee, ama... Tabii böyle şeyler de... Benim hatırıma hemen şey geliyor. Ee, Şehzadi Şirazi Hazretleri... E, asırlar ötesinde. O kadar güzel şeyler anlatmışlar ki... Yerine göre hayvanları konuşturmuşlar. Yerine göre cansızları konuşturmuşlar. Ee, şimdi... Hikaye şeklinde anlatıyor. Bir aslan avcısı e, ee, iz sürüyormuş. Arslan izini süre 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 ormana gelmiş. Ormanda kaybetmiş. Orman bekçisine rastlamış. Bekçiye demiş ki e, ya demiş ben demiş Arslan avcısıyım demiş. Arslan izini sürdüm sürdüm. Burada, burada kaybettim demiş. Bana yardımcı olabilir misin? Bekçi demiş ki ya demiş ne lüzum var demiş izine. Ben aslan nerede olduğunu biliyorum demiş. Gel götüreyim seni deyince adamın rengi gitmiş. Ben sana demiş aslanın kendisini mi soruyorum bir şey? Yani. İzini soruyor. <laughs> ben sana demiş Arslan'ın kendisini mi soruyorum? Şimdi e, hakikate gelince... ...ya e diyorsun o zaman alma bunu. E, ya şimdi ben onu fakire vereceğim falan. Niye döndün? Niye döndün? Mersin, iyisin, dönme bakalım. Yok öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla efendim e, bankalar vermiş oldu. ...ister devlet bankası olsun, ister özel bankalar olsun... ...vermiş oldu, bu promosyonları... ...hatta özel sektörler bile... Diyelim ki kendi müşterilerine böyle zaman zaman hediyeler veriyor promosyon adı altında, veriyor oradan alışveriş yapanlara. Ama oradan alışveriş yapıyorsun. Onlar aynı şekilde belli bir kart veriyor. Evet. Nitekim oluyor. İndirim kartı uyguluyor falan. Adam senede bir o indirim kartı verdikleri arasında... ...çekiliş yapıyor, hepsine veremiyor hediyeyi. Çekiliş yapıyor, sen bir şey yapmıyorsun orada. Ama efendim ben alışveriş yapıyorum. Zaten lazım olanı alacaksın. Ha oradan o başka yerden alıyorsun. Yani senin oraya bir şeyin söz konusu değil. Dolayısıyla müşterilerini memnun etmek... ...ve kendisine bağlamak için tutuyor, tutuyor adam Kurrayla ile. Mesela diyelim ki e, bin tane müşterisi varsa... E, ...diyor ki on tanesine. Kurra çekiyor, onunla da aynı şekilde hediye verebiliyor. Onu almakta da mahsur var mı? onda da mahsur yok. Bir ...kardeşinin kayınpederinden telefon numarasını istemiş. O da demiş ki veririm ama öyle cuma tebriği falan filan bana göndermeyin demiş. Dinleyicimiz de bunu kafaya takmış. Ee, Nasıl olur diyor cuma tebriği falan göndermezsek olur mu? Bir de bu adam diyor işte hacca gitmiş, umreye gitmiş birisi falan diyor. Şimdi yani, cuma tebriği göndermek şart mı? Şart değil. O isteyenler arasında bazen boğuyorlar. Şimdi e otomatik geliyor zaten. Tabii. Size has bir şey değil. Değil. Şimdi e, şöyle söyleyeyim de e, hani yadırgamış bu dinleyicimiz de diyelim ki ona öyle e, kandillerde olsun, cuma günleri olsun yoğun bir şekilde yüklenliyor. Adam o anda telefonla konuşacak bile o bile aynı şekilde meşgul edebiliyor. Sadece kendimizi değil karşı tarafı da aynı şekilde düşünmemiz gerekir. Samimiysek, samiyetimiz varsa, hukukumuz varsa ya e, onları aynı şekilde gönderelim. E, onun dışındakileri e, bu şekilde böyle tepki verme noktasına getirtmek o da uygun değil. Yani tek taraflı düşünmeyelim. Efendim işte namaz kıldığı halde, hac çekildiği halde... ...cuma tebriğini kabul etmeyen kimse Müslüman mı falan şeyine kadar götürmeyelim işi. İki taraflı düşünelim. E, i̇ki taraflı düşündüğü zaman karşı tarafında aynı şekilde haklı tarafı var. allah Teala rahmet eylesin. Evvel Abiler haberi toplantılarda anlatırlardı bunu. E, şey e, iki taraflıdır hak... Oranları farklıdır. Birisi yüzde 55 haklıdır, öbürü de yüzde 45. Yani biz yüzde 50'yi geçene tamam diyoruz hani hak bu tarafta diyoruz. Ama o tamamen haksız değil. Bazen bu oran birisi yüzde 90 haklı olur, öbürsü tamamen yüzde 100 haksız mı hayır? Yüzde 5, yüzde 10 da yine aynı haklı tarafı vardır. Suç da öyledir. Yani bu her zaman tek değildir. Mutlak şekilde iki tarafında belli bir paylar vardır. Oranları değişir o kadar. Dolayısıyla biz bir düşünceye veyahut da bir fikre sahip olduğumuz zaman ya karşı taraf bunu niçin reddediyor, niçin kabul ediyor? Onun Müslümanlığını sorgulamak veyahut da işte hat çekitti yaptı falan onu gündeme getirme... o uygun olmaz. O uygun olmaz. Hem kabul etsin. Ya kabul etsin. E, etmeyebilir. Rahatsız oluyordur. Çünkü herkesin Efendim cuma tebrinden rahatsız mı olur? E, şimdi sosyal medyada o kadar acayip garayip şeyler oluyor ki adam cuma tebriği diye tutuyor Google e, amcaya giriyor oradan bir şey buluyor falan ha, bir laf buluyor bir laf buluyor onun başına da bazılarda utanmaz arlanmaz Mevlana Hazretleri buyurmuş ki diye <laughs> değil mi tabii tabii çok öyle <laughs> yazıyor gönderiyor. Ondan sonra da adam işi gücü yok. Aynı şekilde sorgulayıp duruyor. Hani e, bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı uğraşmış onu çıkarmak için gibi. Ondan sonra bize dönüyorlar bazen. Gerçekten bu Mevlana'nın sözü mü? Ya bir deli bir taş atmış... onunla meşgul olursan o şey olmaz. Dolayısıyla... E, ...kitaplarda anlatılırken diyor ki... ...bir kimse... ...birisini ziyarete gittiği zaman... ...diyelim Mustafa Doguz'a gittin... ...zili çaldın bir defa tamam biraz beklersin... ...bir daha çalarsın açılmadı kapı... ...iki... ...üçüncü defa biraz uzun çalarsın... ...beklersin... ...ne kadar? Dört rekat namaz kılacak kadar... ...açılmadı gidersin buyurlar. Evine kadar geldim de niye açmıyorsun kapını da neredesin de. Bir dakika bir arkadaş. Hani bir de Müslümansın da. E Müslümansan sen de Müslümansan bak İslamiyet böyle bildiriyor bunu. Demek ki müsait değildir. Hüsnü zan ederek geri dönüp gitmen lazım senin. Telefonda da yapıyorlar. Çaldır çaldır. Bir daha dur. Ya arkadaş heladadır, yemektedir. O anda aynı şekilde ne bileyim rahatsızdır veya bir toplantısı vardır. O anda görüşemeyecektir. Ee, bitiriyor bir daha arıyor, bitiriyor bir daha arıyor, bir de bit, Bitiriyor bir daha, bitiriyor bir daha, bitiriyor bir daha. niye açmıyorsun? Niye açmıyorsun? Ha, emrin olur efendim. Sen böyle telefonu şey yaptığın zaman ben hemen hazır ol vaziyetine gideceğim. Emir olur mu şey ya? Herkes ben yani hmm mücessem nefsi. Tabi bütün bunları görünce allah Teala rahmet eylesin. <laughs> Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi <laughs> teala ile ki efendim eskiden nefsi tarif etmek güçtü. Şimdi gerek kalmaz sokaktaki her insan. Efendim işte nefs bu. Hakikaten öyle. Yayası da, arabası da. Hani arabaya binince nefs şey olur o e, şey geçitlerde falan bakıyorsun. <laughs> Yaya geçitlerde falan. Oo, benim hakkım falan. Allah Allah. Yani hiç böyle herkes ben, ben, ben ben acayip bir şekilde mücessem nefs olmuşlar. Dolayısıyla efendim e, yani ona üzülmeye, ona aynı şekilde kırılmaya gerek yok. Ama malem böyle bir talebi var. Makul karşılar pek dersin. Göndermez sunana, ilave ben, etmesin. Ben de rahatsız oluyorum mesela. Cuma günleri telefona bir yüzlerce mesaj geliyor. Yani gönderenlerin çoğunu tanımıyorum bile. Hatta siyasetçisi de gönderiyor onu, Milletvekili de gönderiyor. Yaptığımız işten dolayı telefonumuz bir şekilde deşifre oluyor yani. Tabii. Bizim de öyle yani telefon Sizin kapalı sizi tutuyor. Şey öyle. Kapalı tutuyorsun. Niye? Açtığın <laughs> anda. Açtığın <laughs> anda pişman <laughs> oluyorsun. Pişman şimdi. oluyorsun. Ee, dolayısıyla ne telefon adabı kalmış, ne ziyaret adabı kalmış, hepsini çiğnemişiz, yok etmişiz. Artık benli hareket ediyorsun. Bir arkadaşım bir isim tabir o. Hazreti Ben diye başlıyor. <laughs> Herkes öyle. <laughs> şimdi. Herkes öyle şimdi. Herkes kendine ben odaklı öyle hareket edince de böyle huzursuzluk huzursuz çıkıyor. Onun için karşı taraf talep mi etmiyor? Onun Müslümanlığını, haçını falan sorgulama. Uygun değil. Ha istemiyorsa tamam bunu çıkar gönderme. Sen isteyen, arzu eden, sana dönen, cevap verenle ilgilenirsin gerisiyle. Ha. Bu dine hizmet zannedilerek yapılıyor. Şimdi bu dinleyicimiz Cuma tebriği göndermenin çok önemli bir şey olduğuna inandığı için bunu soruyor. Bir de o var yani. Cep telefonu yoktu. Biz Cuma tebriği de gönderemiyorduk. Ne yapacaktık? Önceki zamanlarda e, tanıdığı Müslümanlar olur. Yani hemen herkesi tanıyor falan. E, yüzlerce telefonu var. İsteyeni var, istemeyeni var. İsteyeni var, istemeyeni var. Olmaz o. Samimi ise yani mesaj yazacağına aç telefon. Cuma'nı tebrik ederim. Cevap vermesi ne ala? Cevap verirse tebrik edersin. Ha baktın memnun oluyor. Ondan sonra et ararsın. Memnun olmuyor vazgeçersin. O uygun olmaz. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Eee... Abdest aldıktan sonra dişimi fırçaladığım zaman diş etim kanarsa tekrar taharet edip abdest almam gerek var mı? Niye taharet yapacak ki? Ben alamadım tahareti. Bilmiyorum öyle sormuş. Dişi kanadı. Ha yıkayacak ağzını yıkayacak herhalde öyle, öyle tahareti söyledi galiba. Onu e, demek istiyor. E, hem dişini kana, e, diş kanadığı zaman Hanefi mezhebi için söylüyoruz. E, çünkü Maliki ve Şafii mezhebinde kan abdesti bozmuyor. Eee... Hanefi mezhebinde de buyuruyor ki tükrükten azsa abdesti bozmaz. Tükrükten az kanı yuttuğun zaman da oruç bozulmaz. E, ee, tükrükten fazla ise tükürdüğü zaman bozulur. Vakit daraldıysa abdest alırken ağzına az su alır, yutar, tükürmez, namazını kılar. Efendim içeride kanadı... kanarsa kanasın, yutar onu. Oruçlu değilse. Oruçluysa kritik. Oruç bozulur bu defa. Oruç bozulur. Maliki'yi taklit ediyorum diyor bir başkası da sular kesikti. Abdest alırken e, bir tasa su koydum. Öyle aldım abdesti ancak e, bu arada parmağım suya değdi. Değsin. Başı da değsin fark etmez yani. Necisi. Kusil şey abdesti olsa Aynı. kovadan alıyorsa mesela Aynı. diyelim. Hanefi de necis olsa. olmaz. Maliki mezhebinde zaten necaset namaz zamanı değil bir kere. Mani değil. Ee, yani necaset konusunda İmam Malik Hazretleri ikinci kavli çok geniş, çok rahat. Ee, şey değil, necis olmaz efendim. Ha hanefi vesilesiyle istihmâl işte su olur falan. O müstahmel su kullanıyorsun ayrı bir yerde birikiyor. O'dur. Yoksa parmağını soktun çıkardın müstahmel olmadı. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum